Ekranda farklı iki polinom olan P1 ve P2'yi görüyorsunuz. İkisi de çarpanlarına ayrılmış ve grafikleri de burada verilmiş. Y eşittir P1x mavi ile çizilmiş, Y eşittir P2x ise beyazla. Bu videoda polinomların sıfırları ile ilgili konuşmaya devam edip sıfırlarla alakalı ilgi çekici bir şeyin gerçekleşmesine tanıklık edeceğiz. İsterseniz işe P1'in sıfırları ile başlayalım. İşimizi kolaylaştırmak adına bir tablo çizeceğim. Evet, birinci sütuna sıfırları yazacağım. Polinomun sıfırlarının, polinomun sıfır değerini almasını sağlayan x değerleri olduğunu biliyorsunuz değil mi? Polinom çarpanlarına ayrılmış olduğunda sıfırları bulmak da çok kolay. x eşittir 1 olduğunda polinom sıfır oluyor. Neden diyecek olursanız sıfırla neyi çarparsak çarpalım, sıfır elde ederiz de ondan. Benzer şekilde x eşittir 2 ve x eşittir 3'te de aynı şey oluyor. Şimdi grafiğe bakalım. P1'in grafiğinin x ekseni ile x eşittir 1'de kesiştiğini görüyoruz. x ekseni ile x eşittir 2 ve x eşittir 3'te de kesişiyor. Buna ek olarak polinomun ardışık sıfırları arasında işaretinin aynı olduğunu da görebiliriz. Bakın, birinci sıfırdan önce negatif, birinci ve ikinci sıfır arasında pozitif, ikinci ve üçüncü arasında negatif ve sonra yine pozitif. Peki ya P2? P2 ilginç bir polinom. Bunları birbiriyle çarpacak olursak P2'nin derecesi P1'in derecesiyle aynı olur. Demek istediğim bu polinomların ikisi de üçüncü dereceden. Ama grafiği incelersek bana P2'nin kaç tane ayrık sıfır olduğunu söyleyebilir misiniz? Hadi biraz düşünün. Sıfırları sıralayalım mı? Buraya da küçük bir tablo yapayım bence. Evet. X eşittir 1 de polinom sıfır değerini alacağı için x eşittir 1 sıfırlardan biri beyaz grafiğinde x ekseniyle ile x eşittir 1'de kesiştiğini görüyoruz. Sonra polinom x eşittir 3'te de 0 olur. Grafiğe bakalım. Evet eğri x eşittir 3'te de x eksenini kesiyor. Sonra sondaki terime bakarsak 0'ın yine x eşittir 3'te olduğunu görüyoruz. Böylece 3. dereceden bir polinom için 2 tane 0 elde etmiş oluyoruz. İlginç değil mi? x eşittir 3'te de 0 olduğunu pekiştiriyor diye düşünebiliriz ama çarpanlarına ayrılmış bir polinomun birden fazla çarpanının aynı sıfıra işaret etmesi durumu çokluk olarak adlandırılır. Hemen not ediyorum. Çokluk. Çokluk. Evet. Buraya da yazayım. Tamam. Buradaki sıfırların çoklukları 1'e eşit. Başka bir deyişle polinomun çarpanlarını değerlendirdiğimizde belirli bir sıfırla sadece bir kere karşılaşıyoruz. Bu da çokluklarının 1 olması anlamına geliyor. P2 için ise birinci sıfırın çokluğu 1. Bir. Başka bir deyişle çarpanlardan sadece bir tanesi bu sıfıra işaret ediyor. Ama çarpanların hepsine baktığımızda x 3'e eşit olduğunda bu çarpanlardan iki tanesinin sıfır olduğunu görüyoruz bu ve bu. İkisi de x 3'e eşit olursa 0 olur. Bu da çokluklarının 2 olması olarak yorumlanır. Şimdi videoyu durdurmanızı, grafikleri bir kere daha incelemenizi ve çokluğun 1 ve 2 olduğu durumlar arasında farklılıklar olup olmadığına bakmanızı istiyorum. Şimdi de birlikte bakalım. P1'in sıfırlarının çoklukları 1'di ve sıfırların hepsinde x eksenini geçiyoruz x ekseninin bir tarafından diğer tarafına geçmekten bahsediyorum. Bakın, burada x eksenini geçiyoruz ve burada da öyle, burada da. O halde bu sıfırların hepsinde polinomun işareti değişiyor diyebiliriz. Peki ya burada birinci sıfırın çokluğu 1, yani çarpanlardan sadece bir tanesinin sıfır eşit olmasını sağlıyor ve bu durum aynen P1'de olduğu gibi işaret değişikliği ile sonuçlanıyor x eşittir 3'te çokluk 2. Bu durumda x ekseni ile teğet oluyor. Yani p3 sıfıra eşit ama polinomun işaretinin değişmediğini görüyorsunuz değil mi? 3'ten önce pozitifti, sonra da pozitif. Polinom eğrisi x eksenine dokunuyor ama sonra yine yukarıya doğru devam ediyor. Bu noktada genel olarak çokluk tek sayı olduğunda, bunu isterseniz not edelim. Evet, çokluk tek olduğunda 1, 3 ya da 5 gibi işaret değişir. Evet işaret değişir. Çokluk çift sayı olduğunda ise 2, 4 ya da 6 gibi işaret değişmez. Evet işaret değişmez. Mesela çokluğun 2 olduğu x eşittir 3 0'ını ele alırsak, x 3'ten küçük değerler aldığında bunların ikisi de negatif olacak. Negatif çarpı negatiften pozitif elde edeceğiz değil mi? x 3'ten büyük olduğunda ise ikisi de pozitif olacak yani sonuç yine pozitif olacak. Başka bir deyişle işaret değişmeyecek. İsterseniz bir de polinomun derecesi ile sıfırların sayısı arasındaki ilişkiye göz atalım. Sıfırların sayısı en fazla polinomun derecesine Eşit olabileceğine göre buraya küçük ya da eşittir polinomun derecesi yazabilirim. Peki bu neden doğru? E, sıfırların hepsinin çokluğu 1 olabilir ve bu durumda elimizdeki sıfırların sayısı da polinomun derecesine eşit olur. Ama çokluğu 1'den büyük olan bir sıfır olduğunda elimizdeki ayrık sıfırların sayısı polinomun derecesinden küçüktür. İsterseniz çoklukları topladığınızda polinomun derecesini elde edeceğinizi de düşünebilirsiniz.